İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçenin ölümünün ardından, Elizabeth'in oğlu Charles, otomatik olarak kral oldu. Charles'ın en büyük oğlu William ise, babasının yerine geçerek, Galler Prensi oldu. William'ın eşi Kate ise Prenses Diana'dan sonra, kimseye verilmeyen Galler Prensesi unvanına sahip oldu. Şimdiye kadar tahtta en uzun süre kalan hükümdar olarak tarihe geçen Kraliçe 2. Elizabeth, çok büyük bir servete sahip. Kraliçenin ölümüyle birlikte, mirası da merak konusu oldu. Yıllarca hükümdarlık yapan Elizabeth'in, onlarca değerli mücevherinin, öncelikle tahta geçen oğlu, Kral 3. Charles'a geçmesi muhtemel. Kral 3. Charles'a miras kalan bazı parçalar, Londra Kalesi'nde halka açık sergilenen kraliyet koleksiyonuna dahil olacak. Mirasın bir kısmını oluşturan aile yadigarı parçalar, hediyeler ve milyonlarca dolar değerindeki mücevherlerin ise, Charles ile birlikte, Windsor ailesinin üyelerine geçmesi bekleniyor. Kraliyet yorumcusu Josh Rom'un, New York Post'a verdiği demeçte, muhtemelen özel koleksiyonundaki eşyalar sevdiklerine verilecektir. Koleksiyonun büyük kısmı Charles'a, eşi kraliçe Camilla ile birlikte Kate Middleton'a geçecek dedi. Ancak Vanity Fair'in haberine göre, kraliçenin mirasından mücevher kalan aile üyelerinin, %40 veraset vergisi ödemeleri gerekecek. Bu sebeple, eşyaların bazılarının değeri göz önüne alındığında, mücevherlerin bir kısmını, kraliyet koleksiyonunun bir parçası olarak bırakmak da isteyebilirler. Suların bir türlü durulmadığı, üstelik her geçen gün biraz daha karıştığı İngiliz kraliyet ailesinden, bir ilginç haber daha geldi. Bazı mücevherlerin kaybolduğu ve çalınmış olabileceği de gündemde. Ayrıca Elizabeth'in gelini Diana'nın diğer oğlu ve ikinci torunu olan, Harry ve eşi Meghan mirastan, hiçbir parça alamayacaklar. Torun Harry, buna karşılık, Amerika'da doğan çocuğu Lilibet'i, dedesi Charles'a hiçbir zaman göstermeyeceğini söyledi. İlerleyen yıllarda prensin başına bir şey gelmesi halinde, kraliyet ailesinin de sonunun geleceği konuşuluyor. İngiliz halkının yarısı, monarşi rejimini istemiyor. Yıllar önce Elizabeth ile Diana arasında yaşanan ve sonucu Diana'nın ölümüyle sonuçlanan bir dizi olayın ardından, halkla kraliyet ailesinin arası açılmıştı. İngiltere'de, önümüzdeki günlerin, neye gebe olduğu bilinmiyor. Kaybolan mücevherler konusu gündemden bir türlü düşmezken, bu konuşulanların, miras kavgasının şimdiden başladığının bir göstergesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca Elizabeth defnedilmeden, bunların konuşuluyor olması, İngiliz halkını ve kraliyet ailesini rahatsız ediyor.